şey 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Cumhuriyet bir insan olma projesidir. Cumhuriyette patron halktır. Halk karar verir. Atatürk halkın düşünmesini istiyor. İşte kafasında bunları kurup düşünüyor Atatürk. O dönem Anadolu'nun elini tutan yok. Eğitim, ulaşım, yiyecek, hijyen, sağlık hiçbir şey yok. Tabii felaket. Dünya ile teması yok. Demir yolları Batı Anadolu'da var. Bir de Almanların yaptığı Bağdat ve Hicaz demir yolları var ki onlar geliyorlar güneyden Adana üzerinden ya Bağdat'a ya Hicaz'a gidiyorlar. Ankara'nın doğusunda demir yolu yok. Yol yok. Böyle gitmez diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu saltanat bitmeli, artık halk kendi yönetimini kendi seçmeli. Ancak bir sorun var. Biliyor ki hemen karşı çıkacak olanlar olacak. Anadolu'da isyanlar oluyor, bilmem ne oluyor. İstanbul hükümeti bunu ölüme mahkum ediyor. Türk milletinin hürmette olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müstakilindir. Arkadaşlarından biri sorar, dahi kime derler? Atatürk tereddüt etmeden cevap verir. Dahi odur ki ileride takdir edilecek şeyleri ilk ortaya koyduğu vakit herkes onlara delilik der. İşte o da bir dehaydı. Çünkü bazılarına göre onun yaptıkları delilikti. O hedefe doğru giderken adım adım gitti. Her şeyi herkese de anlatmadı. Mesela nutukta neler yapmak istediğini Samsun'a çıktığı zaman neler yapmak istediği konusunda milli sır ancak birkaç kişiye söylüyor. Düşünün ki daha 1921'de Atatürk henüz padişah ve halifenin kalacağından bahsediyor. Daha 1921'de kimseye bir şey söylemiyor. Bir gün davetlerin olduğu yemekte garsonlardan bir tanesi heyecanlanıyor ve elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere yuvarlanıyor. Tabii yemekler her tarafa saçılıyor, halılar pisleniyor. Herkes halılara bakarak garson adına utanıyor, kıpkırmızı kesiliyor. Atatürk o anda masada olan krala eğilerek "Bu millete her şeyi öğrettim fakat bir tek uşaklığı öğretemedim" diyor. İşte Atatürk'ün yaptığı Cumhuriyet'le ilgili bu ironisi herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakıyor. Çünkü şunu biliyor, patron halk. Atatürk ölüm döşeğindeyken soruyorlar. Sizden sonra bu ülkeyi kim yönetsin diyorlar. Atatürk ise artık siz karar verin diyor. Burada tam olarak kastettiği halkın kendi yönetimini kendi belirlediği cumhuriyetin ta kendisi. İşte cumhuriyet budur. Patrona sorman lazım ne istiyorsun diye. Ama patron yanlış yola gidiyorsa onu da ikaz etmen lazım. Atatürk bunları yapmıştı. Tarih 29 Ekim 1923. Yani bir ülkenin yeniden şahlanış hikayesinin başladığı tarih. Atatürk hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve de muzaffer olacaktır der. Öyle de olur. Mesela Avrupa'daki pek çok devletten önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını Mustafa Kemal Paşa vermiştir. Peki ya Cumhuriyet olmasaydı? Olmasaydı Türkiye olmaz. Cumhuriyet kurulmasaydı biz çok ilkel bir ülke olarak varlığımızı devam ettirmeye çalışırdık. Bak, eğer cumhuriyet olmasaydı halkımız ne olurdu? Sana Ahmet Haşim'in kaleminden okuyayım. Anadolu Türklerinin karınları kurtlarla yüklü ve kanları bu kurtların salgıladığı parazitler ile dolu bulunuyor. Anadolu Türkleri henüz ekmek yapmaktan bile
habersizdirler. Anadolu tamamen temizlikten mahrumdur. Sevr anlaşmasını düşün. Küçücük böyle ortada kalmış, ne idüğü belirsiz bir devlet olurdu. Onun da bütün yönetimi dışarıdan yapılırdı. Ve biz bugünkü misak-ı milli sınırları dahilinde yeni bir devlet kurduk. Ben bir yaşlı kadın tanıdım, ressam ki yukarıdaki Atatürk tablosunu yapan kadıncağızdır. Benim çok iyi bir arkadaşımın kayınvalidesi, İskoçyalı. O benim İstanbul'dan olduğumu öğrenince sen Türk müsün dedi. Evet dedim. Aa dedi, biz gençken dedi, Türkiye'de aşık olduğumuz bir adam vardı dedi. Şimdi ben de düşünüyorum ya, şarkıcı yok, artist yok. Kim olabilir? Kimdi Banti dedim. Mustafa Kemal Paşa dedi. Yapma ya dedim. Ya dedim, bu adam sizin düşmanınızdı. Hayır hayır öyle düşünme dedi. Mustafa Kemal Paşa dedi, orta çağda kalmış bir milleti aldı dedi. 15 senede yeni çağa taşıdı dedi. Biz dedi onun resimlerini gazetelerden kesip saklardık dedi. Görüyor musun reaksiyonu? Müthiş. Müthiş. Herkes Atatürk'e hayran. Ancak bazıları bunu belli etse de bazıları ise bu hayranlığını gizliyor. Çünkü Türkiye'nin şansı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa bazılarının ise başına adeta bela oluyor. Atatürk'ün alay ettiği İngiliz devlet adamı Lloyd George, Anadolu politikası çöktü diye İngiliz parlamentosunda şiddetle eleştiriliyor. Onun verdiği cevap ise ilginç. Türkiye'nin tarihi olan bu adam bizim ise talihsizliğimiz diyor. Lloyd George diyor ya, Lloyd George çok şiddetle eleştiriliyor Anadolu politikası çöktü diye İngiliz parlamentosunda. Lloyd George diyor ki bana kızmayın diyor. Her 100 yılda bir diyor dünyaya diyor bir dahi geliyor, yönetici bir dahi geliyor. Bizim talihsizliğimiz de bu 100 yılda bu dahi Türklere geldi diyor. Koca İngiliz İmparatorluğu mağlup oldu ya. Bu adam bir mucize. Bu nasıl oluyor diyorlar. İlk başta işte bu adam hayduttur bilmem nedir hemen temizleriz falan. Fakat giderek bunun böyle olmadığını görmüşler. Dünya liderleri, siyasiler mucize olarak gördükleri Atatürk'le görüşmek için sıraya giriyorlar. Liderlerin biri gidiyor, biri geliyor. İngiliz komutanlar Atatürk'e büyük hayranlık duyuyorlar. İngiltere kralı merak ediyor ya kimin nesidir bu adam diye ayağına geliyor. Atatürk gitmiyor hiçbir yere. Hepsi onun ayağına geliyorlar. Afgan kralı Atatürk'ün ayağına geliyor. İran şahı Atatürk'ün ayağına geliyor. İngiliz kralı Atatürk'ün ayağına geliyor. Atatürk'le birlikte Türkiye'yi tanımaya başlıyor. Yani Türkiye artık eski Türkiye değil. Ancak bu durum Atatürk'ü deyim yerindeyse şımartmıyor. Her konuda sağduyulu davranıyor. Mümkün olduğunca savaşa da karşı çıkıyor. Atatürk, ben hiç kimseyle savaşmak istemiyorum diyor. Savaş eğer nefsi müdafaa değilse cinayettir diyor. Al bugün Orta Doğu'ya bak. Atatürk'e örnek alsalar böyle olmayacak. Onların bir Atatürk'ü yok. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.